Bakınız geçen gün salı günü Çınardere'den İstanbul'dan Çınardere'den bir grup vatandaş geldi. Hepsi gece konduda oturuyorlar. Bizim Kartal Belediye Başkanımız aynı durumda olan ailelere gitti tapularını verdi. Beni de çağırdı gittik tapuları beraber dağıttık. Gördüler. Orası Pendik burası Kartal. Yakın bu iki yerde. E Kartal Belediyesi tapu veriyor. Pendik niye vermiyor? Geldiler gruba. Dedim çok basit biz bunu veririz. Böyle sorun var. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Ama vermemiz için pendiyi bize vereceksiniz. Oraya bir sosyal demokrat belediye başkanı gelecek. Göreceksiniz. Garibana nasıl ev verilirmiş, tapu verilirmiş. Göreceksiniz dedik. Havuz medyası bunu atladı. Vay efendim. Hazine arasına ev yapan, kaçak ev yapanlara Kılıçdaroğlu tapuyu vaat etti. Vallahi de billahi de tapuyu vaat ettim. Vallahi de billahi de vaat Vereceğim size. Yeter ki, yeter ki verin. İstanbul'u alacağız, Pendik'i de verin. Alacağız. Vereceğim o tapuları size. 50 yıldır orada oturuyorlar bakın. 50 yıldır. 50 yıldır orada oturuyorlar. Çocukları orada doğmuş. Torunları orada doğmuş. Evlilikler orada. Çocuklarını oradan askere göndermişler. Orada bayramlaşmışlar. Orada kapı komşu. Hepsi bir aradalar. Şimdi diyorlar ki buradan çıkacaksın. Az önce dedim ya Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında Sultan Mahallesi'nde yani Sulu Kule adı sonra Sulu Kule deniyor. Orada romanlar var. O romanlara dokunmuyor. Ta bunlara kadar Fatih'ten bunların iktidarına kadar hiç kimse Sulu Kule'ye dokunmadı. Bunlar geldiler e, Sulu Kule çok değerli bir yer oldu. Ne yaptılar? Romanları sürdüler. Hepsini sürdüler. 30-40 kilometre İstanbul'un dışına sürdüler. Oraları kendi yandaşlarına verdiler. Şimdi Pendik'teki bu arazi de yerde çok değerli bir yer olmuş. Çok değerli bir yer. Üsteli kendilerine oy veriyor bakın. Bize gelip bizden adalet isteyenler geçmişte AK Parti'ye oy vermişler. Verebilirler. Az önce ne dedim? Hangi partiye oy verirse versin Hangi düşünceden olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun mazlumun yanında durmak bizim namus borcumuzdur dedim. Haksızlığa uğramışsa karşısında duracaksınız. Diyeceksiniz ki bir dakika bunların hakkı, hukuku var. Adalet istiyor bunlar. Vereceğiz. Eleştiriyorlar. Rahmetli Ecevit ne derdi? Toprak işleyenin su kullananın. Aynı felsefeye devam ediyoruz. Toprak işleyenin, evi olanın o toprağı onundur. O toprak onundur. Su da onundur bunu yapacağız. Kendisi kaçak sarayda oturur. 50 yıldır oturan. Eve kaçaktır. 50 yıldır oturuyor. E senin sarayın kaçak. Sen gözünü nereye dikmişsin? Oradaki vatandaşın evine dikmişsin. Kupon arazi haline getirecek orayı kendilerine tahsis edecekler.